Bitlisli Belkıs. Bundan 50 yıl önce Bitlis'in gözden uzak köylerinde çocuklar hastalıklı doğmaya başladılar. Çocukların bir kısmı elleri ayakları olmadan, bir kısmı da tek gözlü ya da derisi yılan derisine benzer şekilde doğuyordu. Her zaman için engelli çocukların dünyaya gelme ihtimali vardır. Bu hayatın bir parçasıdır. Fakat Bitlis'te yaşanan olay bundan çok daha farklıydı. Çünkü doğan çocukların neredeyse tamamında bu sorunlar vardı. Köylüler üzerlerinde bir bela, bir lanet olduğunu düşündüler. Buna bir çare arayan halk bölgede büyü bozmasıyla tanınmış bir kadına gitmeye karar verdi. Bu kadın köylülerin Belkıs Ana olarak bildiği Dabbe filminde ise bize Bitlisli Belkıs olarak tanıtılan o ünlü kadın. Hasan Karacadoğan yönetmenliğini yaptığı Dabbe serisinin 5. filminde konusu geçen Bitlisli Belkıs. Filmde musallata uğramış bir kıza yardım etme amacında gözüküyor. Fakat ilerleyen sahnelerde Bitlisli Belkıs'ın yardım etmek gibi bir niyetinin olmadığı ve aslında şeytani amaçlar beslediğini görüyoruz. Yaşanan gerçek olaylardan neredeyse birebir aynısıdır. Filmde Bitlisli Belkıs olarak tanıtılan gerçek hayatta ise o bölgede onu Belkıs Ana olarak tanıdığı bu kadının geçmişi hakkında pek fazla bilgi yok. Genel olarak yaşanan olaylar şöyledir. Bundan 50 yıl önce, yani 60'lı yılların ortalarında Bitlis'te meydana gelen ve birçok çocuğun hastalıklı bedenlerinin eksik doğması gibi sorunlar nedeniyle köylüler bir belanın, lanetin üzerlerine çöktüğünü düşünerek Belkıs Ana'dan yardım isterler. Bitlisli Belkıs köylülere yardım edebileceğini söyler. Köylülerin işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir bela çöktüğünü ve her ailenin hastalıklı doğan çocuğu ona getirmesini ister. Bu olayların şahitlerinden birinin jandarma kayıtlarındaki ifadesi şöyledir. Ben kendisini bir defa gördüm. Onun mübarekliğine ve ilmine böyle şahit oldum. Bir gece yeni doğmuş hastalıklı çocuklardan biri yine kendisine getirilmişti. O da diğer çocukların analarını evinin bahçesine çağırdı. 10-12 kadar kadın Bitlisli Belkıs'ın evinin bahçesinde oturmuş, ellerinde Kur'an-ı Kerim, hepsi bir ağızdan Belkıs'ın söylediği ayetleri okuyorlardı. Onlar bunu yaparken Belkıs aynada yeni doğmuş ve iki gözü de yerinde olmayan bir çocuğu beşiğin içinde köylülerin önüne koydu. Çocuğun gözleri yoktu. Gözlerin olması gereken yaralı kısmıyla bütünleşmiş gibi diriyle kaplıydı. Çocuğun yüzüne göz şekilleri çizdi ve tuhaf yazılar yazmaya başladı. Birkaç saniye sonra hiç duymadığım sözler okuyarak gittikçe yükselen bir sesle bağırmaya başladı. Allah'ım, o sırada siyah bir gölgenin çocuğun yattığı beşiğe doğru geldiğine oradaki bütün kadınlar da ben de şahit oldum. Bu siyah gölge çocuğu alarak hızla götürdü. Oradaki kadınlar da ben de herkes çığlık çığlığa bağırarak dağıldık. Hiçbirimiz böyle bir olaya şahit olmamıştı. Benim duyduğuma göre aynı olay başka çocuklar kullanılarak 4-5 defa daha tekrarlanmış. Bu çocukları böylesine götüren siyah gölge neydi? Nasıl bir güç böyle bir şey yapabilirdi? Onun çocukları ellerinden alınan köylüler, aradan birkaç yıl geçmesine rağmen yeni doğanların da hastalıklı olması ve hayatlarının kötüye gitmesi, başlarının musibetlerden kurtulmaması üzerine toplanırlar. Bitlisli Belkıs adlı hocanın evine giderler. Fakat onu evinde bulamazlar. Anlatılanlara göre eve girdiklerinde şahit oldukları şeyler birçok kişinin o köyleri terk etmesine neden olmuş. Çünkü Bitlisli Belkıs'ın ev sanki yıllardır kullanılmamış, içerisinde kimse yaşanmamış gibiydi. Evde bulunan eşyaların üzerini kalın bir toz tabakası kaplamıştı. Belkıs Ana'dan hiçbir iz yoktu. Bu çocuklara ne olmuş, bu insanlar nereye gitmişti? Bu konuda jandarma kayıtlarında köy muhtarının anlattıkları şöyledir. Köylüler sinirliydi. O kadar insan başlarındaki bela kalksın diye evlatlarını feda etmiş ama hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre köylerden toplanan 20-30 kişi kapımı çalarak Bitlisli Belkıs'ın evine giderken yanlarında olmamı söylediler. Ben de köylülerle birlikte Belkıs Ana'nın evine giderek ona seslendim. Kapısı kilitliydi, açan da olmadı. Biz de kapıyı kırarak içeri girdik. Yanımdakiler Allah Allah diyerek korku içinde kaldı. Evde sanki kimse yaşanmamış gibi bir hal vardı. Daha birkaç gün öncesine kadar herkesin girip çıktığı bu evde bir tek iz dahi yoktu. Eşyaların üzerini toz kaplamıştı. Biz de durumu jandarmaya haber verdik ve siz geldiniz. Jandarma yapmış olduğu araştırmalarda böyle bir kadının varlığına dair hiçbir resmi evrak bulamadı.
Bitlisli Belkıs bölgede birçok insanın hayatını karartmasına rağmen neredeyse hiç yaşamamış gibi kendisine, hatta kendi anne ve babasına dair hiçbir bilgi bulunamamıştır. Bu nedenle bugün bu olaylara şahit olmuş birçok insan Belkıs ananın çocuk sahibi olamayan ailelere yaptığı büyüler nedeniyle bu topraklara gelmiş insan şeklinde bir cinli bir ifrit olduğunu düşünüyor. Bitlisli Belkıs'ın büyülerinde kullandığı ve bir takım gölgeler tarafından insanların gözü önünde götürülen çocukların ne olduğu, başlarına ne geldiği ise hala bulunamadı. Fakat Bitlisli Belkıs hakkında bugüne kadar gelmiş tek bir fotoğraf var. Allah onun gibi belalardan, şerlerden hepimizi korusun.